İyi günler sayın seyircilerimiz. Kalplerimiz seni unutur mu? Bugün sinemanın bir dönem ve hatta bütün dönemlerinde olağanüstü bir oyuncu, muhteşem bir güzellik. Sinemaya damgasını öyle bir vurarak geldi ki. Çünkü daha önce bir Amerika var. Amerika'da dans etmeler var. Orada olaylar, o kadar muhteşem bir dans ediyor ki. Daha sonra ülkeme geliyor. Türkiye kendi ülkesine geliyor ve burada kapış kapış derler ya, hemen dizilerde, filmlerde, o dönem dizi yoksa da filmler var, nasıl koşturuyorlar biliyor musunuz? Nasıl güzel, bir kere Tanrı'nın ona verdiği bir sinemasal güzellik var. Fiziği, duruşu, hayat görüşü ve sanatçılığı var. Arkasından filmler başlıyor, filmler. Senelerce star oldu. Daha sonra dizilerimiz başladı. Dizilerde de her dakika arandı. Hele ben peşinden o kadar koştum ki dizilerinden ötürü yakalayamadım. İnanın yakalayamadım. Ama bizim canımız ve bir tane ablamız bizim. Sizler de hem filmlerinden hem dizilerinden onu tanıyacaksınız. Bir biyografiyle kendisini bir tanıtalım. Sonra da bizi bekliyor. Telefonlarla bir arada neler konuşacağız? Geçmişle ilgili, şimdiyle ilgili görelim bakalım biyografisini ablamızın, büyük oyuncumuzun. Buyurun seyredelim. İstanbul'da doğan Nilüfer Aydan sanat hayatına dansla başladı. 1957 yılında Zeki Müren'in başrolünü oynadığı Altın Kafes adlı filmle profesyonel olarak sinemaya merhaba dedi. Aynı yıl birlikte sahneye çıktığı dans partneri Yılmaz Duru ile evlendi. 1958'de Amerika'ya giden çift, 2 yıl New York'ta çeşitli lokallerde oryantal ve halk oyunları dansları sergiledi. 1960'da Türkiye'ye döndükten sonra eşinden boşanan Nilüfer Aydan, Yasak Aşk adlı filmle sinemaya kaldığı yerden devam etti. Çekimler sırasında filmin yönetmeni Halit Refik ile yaşadıkları aşk evlilikle noktalandı. Güzel oyuncu, 5 yıl süren bu evlilikten sonra dans ve sinemadaki kariyerine devam etti. Nilüfer Aydan, 100'e yakın filmde rol aldı. Bunlardan bazıları şunlar: Güneş Doğmasın, Şafak Bekçileri, Haremde Dört Kadın, Seni Bekleyeceğim, Ve Recep ve Zehra ve Ayşe, Zımba Gibi Delikanlı, Berlin'in Berlin, Ağır Roman, 14 Numara ve Eğreti Gelin. Usta oyuncu, 1963 Moskova Film Şenliği'ne katılan ilk Türk filmi olan Halit Refik'in yönettiği, başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı Şehirdeki Yabancı filmiyle Moskova Film Şenliği Şeref Diploması ödülünü aldı. Şimdi cezanı çekeceksin. Ne suçum var ki? Dün beni yağmur altında bekletti. Bütün gün evden çıkmadı. Bol zavallı, üşütmüşsün galiba, benim için değer miydi? Sen hiç ciddi olmaz mısın? 37. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Renkli Türkçe filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Nilüfer Aydan, birçok televizyon dizisinde de rol aldı. Bu dizilerden bazıları şunlar: Yarın Artık Bugündür, Hanımın Çiftliği, Zirvedekiler, Marziye, Yılan Hikayesi ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki. Nilüfer Aydan halen sinema ve televizyon projelerinde yer almakta ve FilmSan Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Ablalarım bir tanesi, senin peşinden koşmaktan film döneminden beri, hani ben yönetmen oldum, sen benim küçüklüğümü bilirsin ama Hiç unutmuyorum. Ha? Canımsın. Pantolonla geldin. Efkan'la film çevirdiğimiz zaman. Sete geldim. Geldim. O zaman da ufak, 8-9 yaşındayım ama sana nasıl hayranlıkla bakıyorum. Farkındasın değil mi? Unutmuyorsun. Yüzünü ayıramıyordun. Hiç unutmadan ben yaptığım zaman kafanı çeviriyordun. Tabii utanıyordum. Güzellik. Allah Allah diyorum, bu nasıl güzellik. Evet. Efkan abimle çektiğiniz film ne kadar önemli bir filmdi, Yasak Aşk. Olağanüstü bir filmdi. Bu Amerika maceramız var bizim. Bu Amerika'ya gidişimiz var. Bir kere olağanüstü bir dansçı. Olağanüstü bir iş dünyasında sanatçı. Amerika'dan döndükten sonra biraz bir oralara bir dokunalım mı? Ne oldu, ne yaptık, nasıl olduk, nasıl kaptılar? Nasıl böyle filmden filme koştun? Yüzlerce film dediğimiz, yani bayağı 100'e yakın film.
Bir konuşalım biraz senden, sesinden dinleyelim. Tamam. Ben şöhreti çok çabuk yakaladım. Çünkü birdenbire başrole koydular beni. Sinema o tarihlerde sen bilmezsin, pek meslek olarak iyi bakılmazdı. Halkımız Amerikan filmlerine hayrandı. Türk filmleri basit bulunurdu. Yani beğenilmezdi çok fazla o devirlerde. Tiyatrocular daha önemliydi, sinemacılar değil. Fakat beni çabucak tahta oturttular. Belki de onun için fazla kıymetini bilmedim şöhretin. O filmden sonra Amerika'ya gittim. En iyi devrede, ama bakın bir film iş yapmış. Sezer Sezin oynuyor, Zeki Müren oynuyor. Ben de gencecik bir kızım orada. Ben bıraktım gittim tabii. Dönüşte gene de aynıydı. Yani değişen pek fazla bir şey yoktu. Biraz daha iyiydi ama değişen bir şey yoktu. Sinema her zaman üvey evlat muamelesi gördü maalesef. Tabii gene kapışıldım. Benim oraya gitmem biraz da Yılmaz Duru'nun rolü var tabii. Biz evlendik. Çocuğum burada doğdu. Mecburen gittim tabii. Pek de meraklısı değilim Amerika'ya gitmeyi. Çünkü biz burada da danslarımızı yapıyorduk. Çok güzel lokaller vardı. Taksim Belediye, Kervansaray filan. Gittim. 2 senem kadar orada gitti. Döndükten sonra gene danslara başladık Yılmaz Duru'yla. Sinemanın geldi. Filmler teklifleri de arka arkaya gelmeye başladı. Yani tekrardan şöhreti yakalamış oldum. Ama zaten şöhrettin giderken, döndüğün şöhret aynı yerden başladı. Yani hazırdı zaten. Çünkü fazla da eleman yoktu o zaman, pek fazla çıkmıyordu. Çünkü sinemanın tarihine baktığı zaman biraz parçalanmış aileler artist olurdu. Ve güzel insanlar çıkardı ekrana, sanki yalnız güzeller artist olurmuş gibi. Tabii ki böyle bir şey yok. O devirde işte Fatma Girik, Leyla Sayar, Pervin Par, Sevda Ferda tabii. Muhterem Nur var mıydı abla? Tabii ki vardı. Tabii ki. Muhterem benden daha gider yalnız. Tabii. Senden çok ilerideler onlar da. Evet. Vardı ama ismi değil mi? Belgin Doruk tabii. İsimleri vardı. Belgin Doruk, evet. Ben kendi jenerasyonumu saydım zaten. Anladım. Benim yaşımı saydım. Herhalde. Onlar sizin ablanızdı yani. Yani 3-4 yaş fark. Pek fazla bir yaş farkı yoktu canım yani. Tabii şey çok önemliydi, o salon filmlerinin, Belgün Durup çok önemliydi. O salon filmlerinin bir şeyiydi, elemanıydı. Muhterem Nur da köy kadınların elemanıydı, dikkat edersen. Evet, duygusal. Evet. Duygusal, ağlatan kadın, rahmetle analım muhterem ablamızı da. Belgün Durup da tabii çok böyle Ayhan Işık'la filmleri var değil mi? Biz küçüküz gidiyoruz ama... Ayhan Işık, Göksel Ersoy. Ayhan Işık, Göksel Ersoy'da da var. Çok filmleri var. İlk filmimi, abimin de ilk filmi Belgin Doruk'la, Ölmeyen Aşk'tı. Öyle mi? Ah canım benim. Tabii ya. Yani Belgin Doruk'la oynamak, bir erkek sanatçı olarak, wow. Muhteşem. Star oluyorsun. Star oluyorsun. Erkek star oluyor hemen. Belgin öyleydi. Ve onun biraz sonrası siz geldiğinizde sen başladın. Ve abimle başladınız. O yasak aşklar başladı ve seni bırakmadılar. Amerika dönüşü Efkan'la başladık. Efkan'ı da hatırlıyorum, o İtalyanlar gibi muhteşem bir yakışıklılık. Olağanüstü yani, o çok da şeydi o zaman, çok da önemliydi. Zaten fazla da aktör ve aktris yoktu bildiğim kadarıyla. Yok yani fazla. Öyle çoktu. Çok yoktu, evet. Çok fazla. İşte Ayhan Işık'ların, Göksel Ersoy'ların. Ayhan bir zaman döndü geldi. Amerika denemesi oldu. Geldi buraya tekrardan. Biz orada karşılaştık zaten oradayken. O da oradaydı. Bu arada tabii senin sadece orada değil, bir de burada Göksel abi de stardı. Yani Efkan abim tabii. Göksel Ersoy, Ayhan Işık falan. Tabii Ayhan Işık en tepedeydi. Göksel, evet. Efkan abim falandı. Göksel filmlerinde oynamaya başladın sen. Evet, Göksel'le de birçok filmim oldu benim. Evet, oldu. Ayhan'la da oldu. O zamanın jönleri. Orhan Günşiray biliyorsun, o vardı. Vay. Onlar yıkıyor götürüyor ama değil mi yani bir şekilde sinemalarda? İşte. Büyük starlar bunlar. Yani
Orhan Günşiraylar filmleri gelince ne kadar da ya, sinema yok desen gene sinema doluyor Muhterem Nurlar. Yani sinema yok değil, sinema vardı. Mesela sinema okulu yoktu ama sinemanın mutfak kısmında kültürlü insanlar vardı, yetişmiş insanlar vardı. Aynen. Lütfü Atlar, Atıf Yılmazlar, işte Halit Refiler, Memduhunlar, bunlar hakikaten işi ciddiye alan insanlardı. Evet, evet. Lütfü abiyle bence Lütfü Akat'la Türk sineması sinema dili olarak başladı. Ondan evvelki filmler biraz tiyatro varlığı. Lütfü abiyle başladı ilk sinema dili. Yani biraz toplumsal filmlere de ağırlık verildi o dönemde, değil mi? Bunlar zaten hep arka arkaya geldi. İşte Atıf Yılmazlar, Halit Refiler, Memduhunlar. Evet, sosyal içerikli filmler de yapıyorlardı. Metin Erksanlar. Metin Erksanlar tabii. Yani bunlar bizim çocukluğumuzda bildiğimiz, gördüğümüz çok özel, çok önemli. Yaptıkları filmlerle dikkat çeken, belli zamanlarda yurt dışına bu filmleri götürülebilen yönetmenlerdi. Arkadan da zaten birkaç taneden biri de Yılmaz Güney geldi. Evet, Yılmaz Güney tabii iyi imza attı Yılmaz Güney. Çok idealist bir çocuktu. Delikanlıydı, evet. Sizin döneminizden biraz sonra da böyle şeyler geldi değil mi? Nebahat Çehre ablalarımız sizden sonraları. Evet. Yani bayağı bir o dönemin önemli isimleriydi. Yani bir iki sene fark vardı. Pek sonra değil. Nebahat de bizim jenerasyon sayılır. Evet. Ama Hülya Hanım, Hülya Koçyiğit, işte Fatma Girik, bu Filiz Akın gibi. Bunların içerisinde en eskisi Fatma Girik, ben, Pervin Par. Sonra Hülya Hanım, sonra Nebahat Çehre, sonra Türkan Şoray geldi. Yani biz o jenerasyonun ilkleriyiz. Evet, evet. Biz de ilklerimiz Belgin Duruk, Muhterem Dur, Nevin Aypar, tabii ki Neriman Köksal bunlar. Müthiştiler değil mi? Bir de abla o dönemin müthiş bir yan kadrosu vardı. Yani yardımcı oyuncu dediğimiz karakter. Yani muhteşem. Biz kimi anlatalım? Ne bileyim işte atıyorum komedide bir dönemin Öztürk Serengil'ini mi anlatalım? Supi Kaner'ini mi anlatalım? Yani Ahmet Tarık Tekçeleri'ni, Necdet Tosunları, Ahmet Mekin abimiz muhteşem. Yani bir kadro vardı. O kadro starların olması tamamdır da yan kadro o kadar büyük yardımcıydı ki filmlere. Bunlar da öyle. Suzan Avcı. Suzan abla. Annemiz inanılmaz. Ben hala anlayamam Suzan'a niçin vamp rolleri oynatmışlar. Kadın bebek suratlı. Bebek suratlı kadın resmen. Şimdi Suzan abla alıştırmış. Tabii. Suzan. Tabii ya. Suzan abla biliyorsun bizim de ablamız, annemiz, canımız ve Erdoğan Tünaş. Rahmetli analım Erdoğan Tünaş senaryocu eşi. Onlarla beraber büyüdük biz de. Onlarla. Ama öğrendiğim şey şuydu. O kadar bebekken bir filmde sarı yapmışlar saçını. Sarışın olmuş. Ve şöyle bir rol oyna demişler hafif. Yani kötü kadın tabir edilir ya. Hani kötülük yapıyor. Vampal. O türde bir kadın falan. Oradan kurtulamadı. Star olacak kadındı. Aynı fikirdeyim seninle. Ümitçim biliyor musun? Elia Kazan yanılmıyorsam. Elia Kazan geliyor değil mi? Türkiye'ye geliyor. Evet. Bir tek Suzan'ı beğeniyor. Onu götürmek istiyor. Evet. O da gidemiyor. Bu kadar insan varken ben de dahil bir tek Suzan'ı götürmek istiyor. Suzan kabul etmiyor. Evet. Lisan bilmedik. Bir de aşk kadınıydı o. Aşkı da vardı. Müthiş. O devirde. Gitmiyor. Gitmiyor. Ben buna şahidim. Biliyorum kendi de anlattı. Gitseydi kim bilir neler değişirdi Amerika'da, neler olurdu. Ablacığım bir de şeyleri söyleyelim. Bu dönüşte Halit abiyle başladınız. Halit abinin de ilk filmiydi o. Ve tabii sen duygusal, Halit abinin ilk filminde o duygusal, dünya şekeri bir abimiz. Ve tabii beraberlik, evlilik bir dönem sürdü gitti. Daha sonra Halit abiyle siz bildiğim kadarıyla iyi bir arkadaş oldunuz.
Evet. Yani bir başka bir şey. Yani evlilik, ayrılık ama arkadaşlık. Evet, evet. Şimdi tabii Halit benim, her zaman söylerim bunu her röportajlarımda. Halit benim üniversitem oldu. Yani. Biz pek de yani parçalanmış aile olduğumuz için iki kardeş ablamla okumadık. Babamızı kaybettik. Hayatın içine girdik yani. Onları geçelim. Sinemada zaten öyle bir okulu yoktu. Ben sinemanın ne olduğunu Halit'ten öğrendim. Çünkü biz o gençken aynaya bakıyorduk. Ben artist olurum diye kendimizi atıyorduk yani artist olmak için. Sanki güzeller artist olur gibi. Ben Halit'te öğrendim sinemanın bir mesaj olduğunu, bir sanat olduğunu. Şimdi her zaman şunu söylerim. Bir aktrist ekrana geçtiği zaman eğer güzelliğini, iyi çıkacağım, güzel çıkacağım diye düşünürse o hiçbir şey yapamaz. Biz geri geldi, yüzümüzü yıkadık, oynadık. Ya. Makyajsız da oynadık. Bunu düşünmemek lazım. Anladım. O farklı bir şey. Neysen olsun. Güzelsen çirkinsin, ne fark etmez. Onu da... Onda, ama Halit'e gelene kadar böyle değildim. Aman güzel çıkayım, aman güzel çıkayım. Halit'te bunu kaybettim. İyi ki de kaybettim. O zaman daha çok iyi eğildim sinemaya. Daha güzel şeyler yapmak istedim. Mesela dışarıdan teklif gelirdi. İş filmleri teklifi gelirdi. Bir de sanat filmleri gelirdi. Sanat filmin ücreti daha azdı. İş yapılan filmlerin, sıradan filmlerin ücreti daha pahalıydı. Biz onu tercih ederdik. Para da düşünmezdik. Evet. O zaman kim para kazanamadınız ki siz zaten? Zaten kağıt parçası dolaşıyor, yani. Bono dolaşıyor biliyorsun. Yani evet. O dönemdeki ekonomik meseleler, hele böyle sanata düşkünsen, parayı düşünmüyorsan yanmışsındır. Evet. Hepiniz öyleydiniz yani, idare ediyordunuz. İyi filmlerde oynamanın bedeli vardır. İyi filmde... Onun için herkes sahneye çıktı para kazanmak için. Evet. Bütün oyuncu, sinema oyuncuları sahneye çıktı. Aynen, sahne. Ama sahneyi biliyorsun. Benim dans hayatım sinemadan evvel. Evet. Senin sahnen danslaydı tabii. Sonra. Zor. Peki bir şey söyleyeceğim ablacığım. Tabii Halit abiyi konuşurken rahmetle anıyoruz ve Türkiye'nin en önemli yönetmenlerinden biri ve öğrendim dediğin için söylüyorum. Halit abi de ustaları çok önemliydi. Bir yerde yetişebilmen için ustalarının artılarla gelmesi lazım. O da tabii. Asistanlık döneminde Lütfü Akatlar'la dostluklar, Metin Erksan'la, yani tam Memduh Ünler, onlar bunlar bir araya geldiği zaman bunların yanında yetişiyorsun zaten. Artılarla geliyorsun. Neyi ne yapıp neler fark etmek. Oradan ötürü de sana gelince artık sanatın güzel şeyler yaparak kalıcı olması sizler gibilerde oldu. Ve çoğunuz, dikkat edin, birileri geldiler gittiler, adları bile yok. Sizler kaldınız ama. Evet. Evet, biz tabii gönül bizim işimiz gönül işiydi de ondan. Evet. Gönül yani, işiydi. Evet, evet. Para olmadığı için. İyi filmlerde oynamak, güzel projelerde imza atmak, iyi yönetmenlerle çalışmak şevki içerisindeydik. Bu şehirdeki yabancıyla mı 1963'te şeye gittiniz? Şeref madalyası aldığımız yer. Onu bize anlatsana. Şey, Göksel Arsoy. O film kim çekti o filmi? Şey mi? Halit abi miydi? Halit çekti. Bea filminde o. Göksel de oynuyordu. Göksel de davetliydi Moskova'ya ama gelemedi. Onun işleri vardı. Biz Halit'le gittik. Tabii Nusret İkbal de vardı yanımızda. Orada bir şeref madalyası verdiler bana. Bir Simon Signore'ye verdiler. Bir de bana verdiler. Orada. İkimizi aldık. Ne onur değil mi? Çok güzel. Çok. Ben hep böyle ben diyorum. Ben bu kadar ödül şeyi değilim. Tabii ödüllendirmek güzel bir şey. Yani ödül alan iyi oyuncu da ödül almayan iyi oyuncu değil mi? Ben yıllardır Türk sinemasındaydım. İlk defa bir yardımcı kadın ödülü aldım. Aslında orada yardımcı kadın değildim. Ben orada başroldüm. Ama ses etmedim tabii. Sesimi çıkarttılar. Ne olacak? Verseler ne olacak? Vermeseler ne olacak? Halk beni beğensin. Bir de güzel iş. Güzel projelerde oynayayım. Bu bana yeter.
O kadar önemli değil benim için ödül. Yani Antalya Film Festivali'nden aldık o ödülü. Evet, evet. Değil yardımcı mi? Kadın. Evet. Türkçeden aldım. Renkli Türkçe'ydi filmin adı. Tanju Gürsu'yla Nursuer çok uğraşmışlar. Diğerleri demişler ki bu kadın başrol oynuyor. Vermeyelim. Hiç vermeyecekler çünkü. Tanju Gürsu'yla çok ısrar etmişler. Ben Nilüfer'i tanırım. Bunlara itiraz etmez. Bu kadının hakkını yemeyelim. Hiç değilse yardımcı oyunu verelim. Ödül olarak. Nursuer de çok ısrar etmiş evladım. Aferin. Çırpınmış. Bu arada da bizim o abimizdi Tanju Gürsu. Ona da rahmet diyelim. Bir dönemin Karadenizli Yağız delikanlısı. O filmlerdeki tavrı. Muhteşem. Daha sonra yönetmen oldum. Filmlerimde ve dizilerimde oynadı. Onun gibilerle böyle çalışmanın onurunu da yaşadım. Onu da rahmetle analım. Müthiş, müthiş. Evet. Nasıl yakışıklı, nasıl güzel. Bir de delikanlı. Çirkin adam yoktu ki Ümit'ciğim. Çirkin adam yoktu ki. Hepsi güzeldi. Yan oyuncular bile güzeldi. Evet. Hepsi güzeldi. O ne yani, biçim tip? Acaba diyorum ki o dönemin hani Amerikan filmlerinden etkilenme vardı. Mutlaka tabii. Etkileniyordu. Çok vardı. Şimdi Amerikalılar da öyleydiler. Yani kötü adam, çirkindi, bilmem ne diye bir olayları yoktu o dönemde biliyorsun. Onun için aynen. Bizde de oydu. Yani çok güzel erkekler, çok güzel kızlar, çok ablalarımız, kadınlar. Yani o böyle hani vamp oynatılan herkes, olağanüstü vamp. Hakikaten diyorsun çok güzeldi bunlar. Yani o dönemin filmlerini izleyen bir gençlik var şimdi. Bayılıyoruz çok. Diyorlar. Bayılıyoruz. İnanın beni gençler tanıyor. Eski filmleri seyrettikleri için şaşırıyorum. Evet. Gencecik çocuklar beni tanıyor. Evet. Kadın ne? Yani o dönemde yapılan Türk sinemasındaki ben zaman zaman bu programda da konuşuyorum. O kadar film var ki eğer kalite arıyorsanız o da var. Bana kimse anlatamaz. Ha tabii her şeyin iyisi de kötüsü de olabilir. Dünyada da böyledir yani. Amerikalıların filmlerinin hepsi iyi de. Yok böyle şey. Ben çok kötü Amerikan filmleri de izledim. Şimdi bizde de kötü olabilir. Kötü ne? Kime göre? Nasıl? Onları kenara koyalım. Muhteşem toplumsal filmler. Bizde imkan yok. Ya. Negatif yakacağız diye ödümüz patlardı. Hiçbir şey. Sizden geldi. Sizin döneminizden biz yönetmen olduk daha sonra. Onları biz sizden gene şeyleri aldık. Gene negatif yokları aldık. Biz yönetmen olduk ama gene negatif yok. Biraz fazla istesen ya senin ustan senden daha az negatifle film çekiyor denirdi yani. En iyi oyuncu negatif yapmayan oyuncu. Tabii ya. Bozmayan yani. Tabii yani hemen bir seferde 2-3 prova sonrası yapan ve negatif yemeyen. Bunları yaşadık. İyi oyuncuydu. İyi oyuncuydu. Ama bir şey vardı. O dönemde negatif yoktu ama. İnsanlar negatif yakmamak için işi o kadar ciddiye alıyordu ki. Çok. Bak. Oyunculuğunu da dik. Bak. Onun bize getirdiği, biz hep şikayet ediyoruz. Doğrudur. Negatif azdı bilmem. Ama onun getirdiği bir iç temperaman vardı. Bir, tabii. Çok iyi oynayayım. İki, negatif yakmayayım. Üç, tekrar olmaz. Olmaz. Bak ben kötü oynarsam bunu yönetmen negatiften ötürü tekrar çekmez. Bu ne demekti biliyor musun? Bütün yüreğinizi koyuyordunuz. Aslında tabii. Bakın eksisi artıya nasıl geliyordu? Tabii. Hepiniz döktürüyordunuz. Bir de bütün o yönetmenler bizim öğretmenimiz gibiydi. İnanır evet, mısın? Evet. Öğretmen gibiydi. O dönemlerin yönetmenleri her zaman başımızın üstünde yattıkları yer cennet olsun. Hepsi ustaydı. Evet. Çok kaliteydiler bir kere. Daha sonra döndüğüm zaman Mersin'de yaşadım. Evliliğim oldu orada. Epey kaldım 7 sene. Döndüğüm zaman bazılarıyla çalıştım. Baktım istediğini giyiyor, yönetmene karışıyor. Dehşetle bakıyordum, hayret ediyordum. Yardımcı falan oynuyordum çünkü o zamanları. Hem dizilerde hem sinemada.
Ben bunu giyerim. Şunu mesela köylü kadın marka şeyler giyiyordu. Ben böyle dehşetle bakıyordum ve yönetmen ona bir şey söyleyemiyordu. Hayır diyemiyordu. Onun dediği oluyordu. Hayatım o şu yani belli bir dönem var. O dönemi tabii aralardan vardır birileri ama o dönemi hiç konuşmayalım. Ben de biliyorum. Ama biz bu ustalardan aldık. Yani Yılmaz Güney'in asistanı, bilmem işte Atıf abiler, Atıf Yılmazlar, tabii. İşte yani Metin Erksanlar. Onlardan aldığımız set terbiyesini sanatçı arkadaşlarımıza film çekerken onlara öğrettik. Set böyle olur diye. Tabii. Onun için dizilerimizde de o söylediklerinin hiçbirini bizlere yapamadılar. Çünkü yaptırtmadık, müsaade etmedik. Ama senin gibilerine yaptırmaz ama ben uyanları gördüm. O kadarcık oluyor. Bunlar da bu kadar geliyorlar. Kalmadı zaten onlarda. Onları, devam et. Tabii yani onları yapanlar da durmuyor. Merak etme ablacığım. Evet. Hemen böyle bir ekip kuruluyor diyorlar ki pardon arkadaş bir geç kalır. İki ukaladır. Üç karışır. Dört tavırlıdır. Beş saatli gelir. Bunların hepsi yok şimdi. Set 24 saatin kaç saati sende olacak belli değil. Set öyle bir şeyin adı. Gelir beklersin. Dünyada da böyle değil. Ama iş bekleme işi zaten. Tabii. Bekleme işi bu. Onun sen için, beklemesi biliyorsan bu işte kalırsın. Yoksa kalamazsın. Ben geleceğim. Benim filmim şeyim çekilecek. Ben de hemen gideceğim. Yok öyle şey. Yok onların hepsi var olanlar zaten gittiler. Ama bir dönem bizler ve bizler gibi ustalardan yetişmiş yönetmenler, bunların hiçbiri teslim olmadı. O yeni gelen oyuncuların hiçbirine. Onları teslim aldık yani merak etme. Onların çoğunun, olmayanların hepsi gitti. İyi de yetişmiş oyuncularımız var. Yani onlar en azından onlara bir saygılı, yetişme. Saygılı evet. Ne kadar oyuncuyla oynadım yenilerden. Muhteşem. Evet, ben o terbiye, evet. Oyun, saygı, kalite saygılı. Yenilerin içinde... Hakkını var, onların var. Kesinlikle yemiyor. Tabii. Onlar kendilerini biliyorlar beraber çalıştıklarımız. Onlar da kalıyor zaten. Onlar hala onlar... var zaten var. Var. Sette de evet. Var filmlerde de var. Doğru. Şimdi ablacığım senin bir filmlerin varmış bir görelim bakalım ya. Senin filmlerin o kadar çok ki biz bu güzelliklerinle bir filmlerini bir görelim. Allah'ım ya Rabbim. Yahu ne kadar uzun konuşacağız. Bakar mısın neler konuşuyoruz. Canım ablamsın, benim. Canımsın, çok özelsin, çok önemlisin, kıymetlisin. Ha, sadece bizim için benim. Değil, ülkem adına da kıymetlisin. Kıymetin canım. Hala biliniyor, onu da bil. Nilüfer Aydan ablamın ne? Filmleri. Varmış. Sizi tanıştırayım. Bu Şirin kızın adı Gülşen. Bu da babası Ali. Tanıştığımıza memnun oldum. Mahmut sizden o kadar bahsetti ki. Katili yakaladınız mı? Katil Ali. Hangi Ali? Geçen gece bizle beraber yemek yediğimiz küçük Gülşen'in babası. Ne geliyorsun peşimde? Bırak, kötü bir niyetim yok. Yürü benimle beraber. Nereye gidebiliriz ki? Limanda bir gemi var, benim gemim. Yarın sabaha karşı denize açılacak, uzak diyarlara gidecek. Bıyıklı gibi akar, kadeh fazla yakar. Bizim taka dururken aman, öleye kim bakar? Aksaray'dan Taksim'e, göz demesin Taksim'e. Bizde bile delik çıktı, işler gitti aksine. Geç oldu, gidelim artık sevgilim. Babam merak eder. Babana ne kadar da düşkünsün. Geliyorlar, geliyorlar. Çekilin, çekilin. Yürüyün, bazı şeyler insanın elinde değil.
Babam öldükten sonra yapayalnız kaldım. Senden de haber alamıyordum. Uzun müddet çok sıkıntı çektim. Mesut bir hayata hasret kalmıştım. Sonunda Selami Bey'in karısı olmayı kabul ettim. Pınar altında göçük olmuş. Pek ümitli değilmiş durum. Ne olursun madene gidelim Selami, ne olursun. Bebeği öldürecekler Aydın, zorla kaçtım ellerinden. Artık beni sevmiyorsan bile kardeş gibi koru. Kimsem yok senden başka sığınacak. Tıbbiye bu yıl bitiyor. Ondan sonra Seri Paşa amcamdan isteyeceğim. Verir mi acaba? Neden vermesin? Seni sever, uzaktan akrabasınız da. Mesut olmanı ister herhalde. Nedir bu somurtma? Somurtmuyorum Şevki Dil abla. Görmemiş kel kız iki elbise giyince yılıştı demesinler diye. Aldırma, ne derlerse desinler. Hem kel kızlığı da unut artık. Verin ne olur Şevki Dil abla. Ne demek başkasının olamaz? Yoksa namuslu Cemal Bey? Hayır, hayır. Nasıl aklınıza getiriyorsunuz böyle bir şeyi? Seni bırakamadım Ruhşan. Senden ayrı yaşayamam. Cemalciğim, beni kurtaracağını biliyordum. Çabuk, hiç vakit kaybetmeyelim. Nereye gidebiliriz gece vakti? Limanda bir Fransız şilebi var. Bu gemi yarın sabah demir alacak. Kaptanla konuştum, bizi sınır dışına bırakacak. Senin metot yürümez Faruk. Çünkü kadınların çoğu rozet taşımaz. Öyleyse ne yapmalı? En mühimi kızın karakteri, huyu suyu nedir onu anlamak. Zeynep'in seni sevdiğine emin misin? Eminim. Senin hislerinde gelip geçici değil herhalde. Katliye. O halde yapılacak bir tek şey kalmış. Bir an önce evlenme teklif et. Edeyim ha. Mesut olun. Teşekkür ederim. Ömrünüz boyunca saadet içinde yaşayın. Benim bir erkek olmadığımı fark ettin demek. Ben seni hep arkadaş olarak gördüm Aydın. Şimdi herhalde düşman olarak görmüyorsun. Aksine. Sığınılacak, dert yanılacak, teselli verecek bir insan olarak görüyorum. O kadar sıkılma Ayşe. Sınav sonuçlarının açıklanmasına az kaldı. İlk sınavdan çok iyi netice almıştın. Bunu da kazanmaman için hiç... Sıkılmam bir... ondan değil abla. Annemler okumama izin vermiyor. Bu adam burada kaldıkça ne olacak? Çık git buradan. Nimanda. Çık git ne olursun git. Kapıyı açık bırakıyorum. Git. Rounds. Vay benim güzel ablam be. Bakar mısın? Vay be, kimler varmış onlara baktım. Ya. Bir ara şey vardı, Raha yurda kulunu. Kucağındaki ya. Çocuk kim biliyor musun? Kim? Semiha Yankı. Semiha Yankı. İnanmıyorum çok ya. Vay, Güneş Doğum filminde, 5 yaşında. Ay vay 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 vay. Ben de yıllar sonra filmi seyrettim ve çocuk Yıldız diye ismini yazmışlar. Ya bakar ya. Mısın ya? Bu arada tabii çok önemli filmler. Hepsini sayacağız. Şehirdeki Yabancı, İki Aşk Arasında, Güneş Doğmasın, işte Yasak Aşk, Şafak Bekçileri, Yarın Bizimdir. Bunlar var da. Şimdi evet. Bir Zeki Müren'in yanında başrol oynuyorsun ve Zeki Müren Türkiye'yi kasıp kavuruyor. Altın evet. Kafes. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir yani bir starsın ki Zeki Müren deyince işte bizim Nilüfer Aydan oynasın. Yani seçme hakkına sahip bir star. Zeki istiyor beni. İşte o istiyor, ben biliyorum. Ha biliyorsun. Yılmaz biliyor. Onlar görüşürlerdi. Askerdeydi o zaten, gidip geliyordu. Biz de dansa başladık filan. Biliyor beni, tanıyor. Bu teklif gelince aman bir kız var diyor Osman Seden'e, Nilüfer diye. Ben onu istiyorum diyor bu Gül rolünde. Sonra Osman abisi çağırıyor, Yılmaz'la beraber gidiyoruz. İki film anlaşması yapıyoruz. Bir Cilalı İbo, bir de Altın Kafes. Öyle başlıyorum. Ve de büyük iş yapan. Aslında, evet, aslında Cilalı İbo çıkacaktı. Fakat Zeki Müren istediği için Cilalı İbo'yu bırakıyorlar daha geriye. Evvela bununla vizyonu açıyorlar. Sonra öbür film. Birinci film öbürüdür zaten. Cilalı İbo Yıldızlar Arasında diye bir film. Osman Seden miydi? Evet, Osman Seden. Ablacığım, benim hayatımda, çocukluğumda, yani Efkan abimin filmleri var biliyorsun. Ve bir Kemal film. Kemal film diye bir...
amblem, sıra bir yere Kemal film yazılmış. Filmde, yazlık sinemada, kışlık sinemada o Kemal film yazısını görüp alkışların koptuğu, kıyametin koptuğu bir Osman Fahir Seden. Ben yönetmen olarak, insan olarak öğrendiğim çok önemli bir Osman Seden. Onun kadırlarına, onun senaryolarına, onun insan ilişkilerine ben Osman abiyi tanıyınca yani inanılmaz bir üniversite bitirir gibi yanındaydım. Üniversite bitirir gibi. O ne espri, o ne sevgi, o nasıl insana yaklaşım, o senaryolarında Osman Seden aman. Ama hükmederdi de ha, bir de o tarafı vardı. Zaten böyle, hayır diyemezsin. Hayatım ben hayır diyecek. Pardon. Yani pardon bir dakika diyecek bir durum yaratamazsın zaten. Ama korkardı. Ama o kadar neden korkardık biliyor musun? Neden korkarlardı oyuncular, asistanlar onlar? Çok bilgili, çok sıcak adamdı ve çok güzel büyük filmler vardı. Bir de ben bu Efkan Amir'le oynadığınız filmde Cahit Irgat'ı gördüm. Tabii. Yasak Aşk'ta. Benim hocama oynuyor kocana işte. Oynuyor. O da onun yeğeni oluyor Efkan'da. Yani bu Yasak Aşk. Şeyden... Bu Aşk-ı Memnu aslında. Ha, o daha önce çekilen Uşaklı miydi? Uşaklı Gil'in yazdı. Aşk-ı Memnu Yasak Aşk olarak modernize edilmiş. Bu devre uydurdu Halit. Bir de Halit yıllar sonra dizi yaptı. Dizi yaptı. Aşkım. Başka bir şey. Yani yani dönem filmi yaptı ama Halit Refik. Evet, en büyük filmdi. Şey değil. Müjdar'ın oynadığı. Değil mi? Evet. Salih Güney'in oynadığı. Galiba ilk dizi filmiydi Türkiye'de. Tabii yanılmıyorsam. TRT'ye yapıldı ve müthiş bir Müjdar fırladı. Salih Güney'ler. Çok güzel bir film. Ve her şey doğruydu orada. Bu kadar da seyrettiğim için zaten biliyorum. 7-8 bölümlük bir şeydi zaten. Kısaydı. Evet. Çok güzel kısa şeylerdi. Bu arada ödüller aldık. Bir de bizim film sanımız var. Evet. Ümit Utku. Rahmetle analım onu da. Türk sinemasına kurucusu olduğu... Ve sizlerin de içeriye girdiğiniz, bunları niye anlatmak istiyorum? Çünkü çok büyük yardımları oldu Ümit Utku'nun yattığı yer cennet olsun. Hepimiz bugün adına. Bugün biz maaş alıyorsak Ümit Utku'nun sayesinde alıyoruz. Onu bilelim. Ümit abinin. Evet. Hiç kimse nankörlük etmesin. Evet. Ümit bu piyasaya çok güzel bir şey bıraktı. Bu emeklilik... İlk ama bunun şeyi Ayhan Işık'tır. Hep Ayhan Işık söylerdi. Sigortalanıp sigortalı olalım sigort. Hep söylerdi. Evet. Zaten kurucularından zannedersem Hülya Koçyiğit de var o ilk. Hülya Hanım da Hülya Koçyiğit de söylerdi bunlar, her zaman. Evet. Allah için ama. Muazzez Arçay kendini yakmaya kalktı. Bu kanun çıkmazsa Taksim'de kendimi yakacağım dedi. Ya böyle hatta çıktı. Süleyman Demirel'e gitti. Hatta Süleyman Demirel bu kadını kapıdan yollasak bacadan giriyor içeri demiş, dayanamamış. Ve de tabii Süleyman Demirel'in imzasıyla çıktı bu kanun. Aynen. Yoksa aynen. Yani Ümit Utku'yu da ve bizim film sanımıza da ki sen hiç bırakmadın film sanı. İhtiyacı olan arkadaşlara omuz veren bir yer orası. Kıvanç orada canı yürekten çalışıyor o Kıvanç. Evet. Yani kendi bak etti oraya. Güzel çalışıyor. Bir de Ferdi Bey'in zamanında iyi güzel şeyler yapıldı. Fena değildi. Yani. Ferdi Mertel. Ama neden bilmiyorum. Evet. Nedendir bilmiyorum. Tek vakıf diğerleri biliyorsun dernektir. Biz vakıfız. Evet. Vakıf çok önemli bir şeydir. Bu yeni sanatçılarla kaynaşmamız lazım. Bak benim bir projem var. Hep söylüyorum. Kimse bunu ciddiye almıyor. Belediyelerle anlaşıp bir lokal bize tahsis etsinler. Ya haftada ya ay bilmiyorum. Orada toplanalım bizim jenerasyon. Orada da gösteri de yapsınlar. Eski filmleri de göstersinler. Birer tane bir film. Bir de yeni jenerasyonlarla bizi birleştirsinler. Televizyonda da böyle bir program olsun istiyorum. Çok iyi olur. Yenice eskisi. Her ayda bir film gösterilsin eski filmlerde. Onun söyleşisini yapalım. Bunu şimdi söyledik.
daha sonra da bildiririz. Bir şekilde öneririz yani. Öneririz bir şekilde. Olmayacak şey değil. Evlerini alacak ama o sanatçılar. Bunu da belediyeler yapar anca. Aynen. Bir lokal tutuyor. Aynen. Orada. Dur bakalım. Hemen toplanır. Televizyonda da gösterirlerse seyircisi de olur onun. Aynen. Bunlar öneridir. Keyifli ve doğru önerilerdir. Evet diyecekleri vardır. Belediyelerin evet diyenler vardır. Bana göre evet diyenler olur çıkacak merak etme. Bir şu yenilerden gelsin. Bir hanım, bir erkek bizde buluşsun, konuşsun. İşte filmi eleştirsin. O filmleri seyredelim. Her ay bir tane bir film. Bunu da televizyonda verelim. Bunlar öneridir. Çok da hoş olur. Aynı fikirdeyim ben. Bu arada ve Recep ve Zehra ve Ayşe diye bir film. Ben o filmi beğenmiştim çok. Çok da keyifli bir filmdi. Yusuf Kurçelli'nin bir filmiydi. Rahmetli analım gene. Artık böyle bir şeyler konuşurken rahmetle, namette demekten... O şu hikayedir yalnız. Gazeteden okudu onu. Tabii, olmuş bir hikaye. Tabii gerçek bir hikayenin içinde geçen olduğunu biliyorum onların hepsinin. Bu arada ben bir şeyi söyleyeceğim. Biz herhalde 6 sene önce bu programı ilk başladığım dönemde böyle beraberce seni çağırdım 6 sene önce. Şimdiki tabii gibi pandemi yok, böyle virüs yok. Telefonlarla bağlanmıyoruz. Birebir yapıyoruz kalplerimiz seni. Evet. Unutulmuyor. Geldim, hatırlıyorum. Orada dedim ki bir seni çağırdım. Rica edeyim dedim. Sen her zamanki gibi o kalite ablalığın, o can ablalığınla hayata bir belge bırakalım dedim. Ve Eşref abiyi de çağırdım. Orada dedim. Bilmediğimiz şeyler vardı Eşref abiyle. O anıları geçen hafta bakınca, seyredince Eşref abiyle beraber o da çok güzel şeyler söylemiş. Sen de çok güzel bağlantılar yapmışsın. Bak biz ondan böyle bir blok hazırladık. Yapma tam, ya. Evet. Canım 6 sene önce bir Eşref Kolçağı beraberce, hep beraberce bir analım istedim. Bir görelim efendim. Eşref Kolçak Nilüfer ablamızla beraber bir programımızdaydı bizim. Bir görelim, seyredelim. Benim Eşref Kolçak olmama tek film Affet Beni Allah'ım. 1950-51. Kim yönetmen? Şinasi Özonuk. Benim ses tiyatrosundan arkadaşım. Ve Şinasi Özonuk'un da ilk filmi. Benim de ilk filmim. Ve hali hazırda rekoru kırılmış değil. 3200 metre ve ilk defa silahlar, polisler, avantür, kavgalar, gürültüler. Biliyorum o filmi, gördüm. Yani. İlk film ve benim Eşref Kolçak olmama tek film odur. Doğru. Ama ben her zaman söylüyorum. Benim muvaffakiyetimde en büyük amil, ben çok iyi dans eden bir insanım. Evet. Eşimin mezar taşından şu yazıyor. Ay canım. Evimin hanımı, çocuğumun anası, benim kadınım. Abi sen şimdi... Ay, ağlayalım mı? Ne yapalım? Evet, yani benim mezar taşımda da şu yazıyor. Sinema, gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır. Vay. Eşref abi damardan girdiniz abi, yani. Damardan, damardan girdiniz. Ben mezar taşlarıma makyajımı bozuyorsun Eşref'ciğim. Makyajımı bozuyorsun ya. Vallahi. Eşref abi. Yeniden yaparız ya. Ağlayarak bitirmeyelim. Ben yine söylüyorum. Biraz önce dikkat ettiniz. Canım benim. Lütfen yapımcılar bizden çalışsın. Benim bir ikinci 70 yılım yok. Daha fazla konuşmayın, fena olmuyor. Bizi dağıtıyor. Ay vallahi ağlayacağız şimdi. Ama hakikat bu. Yani niye çalışmıyorsunuz? Hay Allah'ım ya. Bir sürü yalanlarla bilmem ne. Ve işte seyirciler en güzel cevabı verdiler. Hem de gencecik seyirciler. Evet. Ay çok şaşırdım hakikaten. Evet. Ben yine söylüyorum, Anadolu'nun birçok yerinde gençlerin en çok bana sorduğu şey, abi siz ne kadar güzel şeyler yapmışsınız. Yani evet. Bir yönetmen geldi bana ödül verecek. Adamcağızı tanımıyorum.
Ben hemen dedim ki ya niçin benle bizle çalışmıyorsunuz dedim. Adam aynen bana ne dedi biliyor musun? Korkuyoruz. Öcü müsün sen? Dedim ama ya neden korkuyorsunuz? Anlamadım yani. Niye korkuyorsunuz ki bizden çalışmaktan? Allah Allah. Onu ben abi şey olabilir ya. O ya. Bak şimdi bu genç yönetmenlerde şöyle bir şey olabilir. Siz şimdi o kadar çok bilgilisiniz ki, o kadar çok donanımınız var ki arkasında yalnız. Şimdi ama onu siz, sizde ama. Çalışanlar bilir. Biz öyle biliyoruz. Şimdi bu ya Eşref abiye gelecek. Ben bunu böyle de şöyle yap diyeceğim. Yok abi diyemem ben. Onun korkusudur o. Ama yoksa yanlış bir şey tabii değil. Yanlış. Ben ya yanlış demiyorum. Kardeşim niye yani? Yani. Kaç ama siz çok donanımlısınız. Onlar bu kadar donanımlı olmayan insanlar ama sizlere bu tür tavır getirir. Aslında ya böyle genç yönetmenin kapıda yatmaları lazım. Ne öğrenirim? Biraz ya, daha ne evet, öğrenebilirim? Ben de onu demek istiyorum. Evet. Yani benimle çalışırsa o donanımından artık çok şeyler kazanır. Kazandıracak. Aynı fikirdeyim. Ben aynı niye korkuyorsun yani ki bu benimle? İşlerde usta çırak ilişkisi her zaman çok önemli. Okuldan daha önemli bir şey. Yani her yerde büyük ilgi gösteriliyor. Bizde de tamamen tersine. Seni küçümsemek için sana en azından lan artistlik yapma derim. Sinema okulu da yoktu o zaman. Okulu da yoktu tabii. Şimdi de sinema oyuncusu yetiştiren okul yok galiba. Şimdi bakın. Yine tiyatro eğitimi veriyorlar ama sinema okulu yine yönetmenlik var. Biraz bildiğim önce kadarıyla. İçeride de söyledim. Bu işin kitabı yok. Evet. O kitap size bazı şeylerde yardımcı olur. Tabii. Evet. Ama size o yeteneği veremez. O temeli veremez. O başka bir şey. O yaradanın size verdiği. Evet, Tanrı'nın sana verdiği bir evet. ayrı bir güç o değil başka. Mi? O başka. Bunun kitabı yok kardeş. Zaten Atatürk'ün söylediği laf var değil mi? Herkes her şey olabilir. Her şey olabilirsiniz. Sanatçı olamazsınız. Bundan evet. da ben çok iyi dans eden insanım. Ama oğlum çok güzel bir müzisyen. Bana şimdi verseniz hiçbir şeye ben bir tıngır direği yapamam. Ne güzel şeyler söyledi. Nasıl arıyoruz değil mi? Yani Eşref Kolçak. Kur içinde yatsın. Ya bir filmde oynatın diye o yaşında programlarda her yerde ben filmde oynamak istiyorum diye her programda söyledi. Ya yüreğinde kaldı. Yani son senelerde bir yerlerde küçük de olsa bir rol vererek hayata daha çok sarılacak. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Tabii ki Eşref çok haklı. Fakat bir ön yargı var bizimle ilgili. Biz süfleyle çalışıyorduk biliyorsun. Ezber yoktu bizde. Yok öyle. Çünkü sesli çekilmiyor. Dublaj yapılıyordu. Şimdi bu yeni nesil bizim ezberlemediğimizi zannediyorlar. Biraz da ondan istemiyorlar gibi geliyor bana. Ben birkaç tane de sesli film yaptım zaten, yapmadım değil. Zorlanıyoruz ama çalışırsan oluyor. Ya herkes, yani çok ezberleyen insan özel insan değil. Ben her zaman sette de okulda da bir yerlerde arkadaş genilerine söylüyorum. Yani ezberlemek özel bir... Hayır, çalışıyorsan oluyor. Tabii çalışınca oluyor. İnsan tabii. beyninin içinde yani, ezber... Vardı. İnsan beyninin içinde ablacığım ezber diye bir hane var. Tanrı'nın verdiği. Bu hanenin üzerine çok gidersen şakır şakır ben dizilerde ve filmlerde iki tane lafı bile ezberleyemeyen insanları 3 sene sonra dizilerde gelip sayfalarca konuştuğu zaman nasıl oldu dedim. Abi dedi 2 senedir çalışıyorum ezbere. Kafamda o hane açıldı. Ezberhanesi diye bir yer var. Açılıyor. Yeter ki çalış. Yani yoksa ezberi bilmiyor. Peki yeniler biliyor mu? 2 laf ediyor, stop diyorlar. Var ama bunu hep duyuyorum ben. Ezberlemiyorlar diye. Hep söyleniyor bu ama. Hep geliyor kulağıma. Dizileri seyrediyorum. Bazısının konuştuğunu anlamıyorum biliyor musun? Dikkat ettin mi dizilerde? Anlaşılmıyor. Yani ne söyledi? Yani ben tabii diziler, filmler, sesli çekilsin falan bunlar tamamım. Ama biz filmlerimizi geçmiş dönemdeki ustalarımızdan yaptık dönemi hatırla. Acar Film Stüdyolarını, Tuncer evet. Aydınoğulları'nı, montajı evet. oraları. Orada dublaja geliniyordu. Şimdi senin oyunun o kadar iyi olabilir ki. Sesli çekilsin. İşte efendim sanat sesli bir... Ya tamam da kardeşim.
o ses verenler, o dönemin insanları olağanüstü insanlardı seste. Dublajcılar yani olağanüstüydüler. Bir şey hatırladım. Zeki Müren'le film yapıyoruz. İlk filmim zaten. Zeki dedi ki Osman Bey'e, Osman abiye, dedi ki Nilüfer kendisi konuşsun dedi. Sen dedi konuş dedi. Senin dedi ses tonun güzel. Türkçen de fena değil dedi. Hiç unutmuyorum. Demek ki fazla beğenmemiş Türkçemi. Türkçen de fena değil ama sen kendin konuş dedi bana. Osman abi de dedi ki yok dedi, olmaz dedi. Onu dublajla yerler dedi. Onun için ben mesela o ilk filmde konuşacaktım Altın Kafes'te. Ama Osman abi öyle söyledi. Müsaade etmedi. Yani yerler dediği ne biliyor musun? Bir başka insanın olması önemli değil ablacığım. Tabii sen de çok güzel konuşurdun da. Şimdi rahmetle analım Zeki Müren'i. Zeki Müren zaten şarkıları herhalde 300 tane şarkıyı ezbere biliyor. Ezberhanesi çok açık bir, muhteşem biriydi. Tabii. Eskileri şimdi de var. Sizler o kadar olmayabilirsiniz. Ama sesi de çok güzel. En az ona yakın, işte o dönemin jeğen hanımları, ablalarımız falan. Bunlar seni konuştuğu zaman fark atıyordu yani. Fark atıyordu. Bana göre Osman abi müsaade etmedi değil. Zeki Müren'in yanında ses aşağı düşebilirsin. O tonlamalarda aşağı düşebilirsin diye korkuları vardır. Yoksa bir şey değildi. Çok filmde oynadığınız için zamanınız da yoktu. Oradan oraya dublaj da 2-3 gün sürüyor. Hemen hazırdaki insanlar gelip işi çözüyorlardı. Çok da iyi konuşuyorlardı. Pratiği de var bu işin. Halbuki ben yan oyunları konuşmuştum Halit'in filmlerinde, Halit Refik'in filmlerinde. Bazı yan kısa roller olduğu zaman gidip konuşuyordum o zamanları da. Kendimi hariç ama konuşuyordum. Ya tabii insanların kendilerini konuşmasını herkes ister, her şekilde ister. Bence de. Tabii zaman olarak işi çözmek lazım. Ama o dönemin insanlarına da yani Hayri Esenler, Toron Karacalar, Saadettin Erbiller, Jeyhan Hanımlar, Nedret Güvençler. Yani daha artık sayamadığım beni affetsinler. Yani o dönemde stüdyodaydım bir kere. Abdurrahman Palaylar falan bunlar olaydı. Olaydı yani. Hiç kimse laf etmesin. Abdurrahman Palaylar yönetmenlikle dublaj yönetmenliğini yapıyordu. Abdurrahman Palay. Ve de yönetmenlik yapıyordu. Tabii. Dublaj yönetmenliği bir de konuşuyordu. Yılmaz Güney'leri, herkese o konuşuyordu. Starların hepsini konuşuyor. Hayri Esen, Apo beraberce. Orada o çocukken benim dönemim biliyorsun stüdyoda onların hepsi candı ve çok güzeldiler. Çok şey öğrendik oradan. Neler yaptıklarını öğrendik. Bir de benim dünya güzeli ablacığım. Bir de ben şimdi o sizinle beraber yaptık, gösterdik ya Eşref abinin konuşmalarından sonra. Sonra ikinizin inan o sene öğrenmiştim. Senin dansçı olduğunu biliyorum ama Eşref abinin dansçı olduğunu bilmiyordum. Ve o bölümde söyledim. Hayret ettim. Çünkü böyle bir konu geçmedi. O da dedi ki ben dansçıyım. Rahmetle alalım abimizi. Ya dedi bir gün biri bana dans filmi bilmem ne var demedi. Elime silah verdiler ve kahraman olarak devam ettim dedi biliyorsun. Dedim ki o zaman ben bir şey istiyorum dedim. İkiniz beraber dans edin dedim. İki dansçı ve Amerikalara gitmişsiniz. Türkiye'desiniz oyunlar. Ben ikinizin dans etmesi, ikiniz de baktınız birbirinize ve ben o dansı çektim. Hayata geçirdim, onu hazırladım bir görelim efendim. Bir görelim hatırlayalım.
Eşref abi, yattığı yer cennet olsun. Ah, canım seni, ya. Seni dans ederken o beline sarılarak tutmasında bile bir zarafet var. İkinizin nasıl bir zarafet? Nasıl bir güzellikti. Ve o zaman dedi ki, bizim... Ben seyrettim onu, biliyor musun? Ablam da dans ederlerdi. Benim de ablam dansçıydı. Apaş dansı yapıyorlardı Londra Bar'da. Ben de yukarıda lojadan seyrettim onları. Hiç unutmuyorum. Böyle saçı önüne geliyor. Müthiş. Yattığı yer cennet çok olsun. Bana ne mutlu ki böyle bir ikinizi beraber getiren bir programda dans ettirdin. Ne güzel yapmışsın. Ne güzel bir kanıt elimizde bu böyle. Hayata bırakıyoruz. Bunları, bu belgeleri hayata bırakıyoruz. Seneler sonra gençler baksın. Hem böyle bir olayların yaşandığı dönem ve o dönemde sen, Eşref abi, kimleri konuştuk bugün? Ve o programda da Nursel İdiz arkadaşımız bana yardım eden yanındaydı. Beraber çalıştık. Sonra tabii uzun dönem Suna Yıldızoğlu geldi. Onunla devam etmiştim. Evet, onu da seyrettim. O da, çok severim. Çok güzel programlar yapıyorsun Ümit'ciğim. İnan ki. Bir de güzel belgeler bırakıyorsun. Bu çok önemli bir şey. Sizleri çok seviyorum da ondan. Filmlerde canım, çalışırken o dönemin tüm insanlarını, o sinemadaki setçisinden, ışıkçısından, başrol oyuncusundan, karakter oyuncusuna kadar. Ben o çocuk yaşta girdiğim Acar filmde o kadar çok muhteşem insanlar tanıdım ki. Görünmeyen kahramanlar tanıdım. Görünen kahramanlar sizler gibi, onları da tanıdım. Onun için hep merak belgesel ediyorum. Diyordum. Belgesel yapacağım size diye. Bu bir belge oluyor hepimiz için. Zaten öyle, belgesel gibi. Merak ediyorum. Efkan aktör olmasaydı sen bu işe girer miydin acaba? Hayatta. Giremezdin değil mi? Tabii. Bilmiyoruz çünkü ki. Çünkü sen mutfağına girdin işin. Evet. Ama başını Efkan, gördün. Hayatım Efkan Efekan ismiyle girdik. Tabii. Çünkü o rahmetli Osman Seden'in setlerine götürüyordu beni. Ben de merakla seyrediyordum o setlerinde. Hep beni Osman abi yanına alıp böyle başımı okşayarak, yok bunu biz asistan yapalım Efkan. O arada canı sıkılıyor başka gün. Yok dur gitsin oradan akü taşısın, kameraman yapalım. Yok o yapalım, bu yapalım ama bir şey yapalım. Ne var biliyor musun? Beynine vurmuşlar. Tabii. Kamera arkasına geçsin ama ısrarla. Yani kamera önü değil. Ya. Benim de kamera önünde hiç niyetim yok. Çünkü Efkan abimin güzelliğini, sizlerin güzelliklerini görüyorum. Kamera arkası beni de çok enteres ediyor. O yüzden yattığı yer cennet olsun. Benim güzel abim Acar filme götürdü. Hem okudum, hem Acar filmde şut topladım ben. Yılmaz Güneyler'in yaptığı filmlerin şutlarını toplayarak başladım. O Atıf Yılmaz'ın şutlarını toplayıp bana teşekkür ettiler. Sonra o şutları açıp parçalar buldurttular. Evet. Biz mutfağın en dibinden. Hani vardır ya. Orada hani otellerde der ya, ne iş yaptınız? Ya abi biz bardak temizliyorduk falan var ya. Çekirdekten yetiştirdiler bir de. Biz öyle ama ustalarımız çok. Ustalarımız çok önemliydi. Onlar bizi hazırladılar. Hadi sen biliyorsun, filmler seyrediyorsun. Şudur, gel şu montaja bak, ona bak. Bunları o ustalardan öğrendim. Ve ben oralarda ve yarım asırdır buralarda filmlerimle, dizilerimle varsam, abim Efkan Efekan'ın ismiyle oradaydım. O olmasaydı benim hiçbir filmcilikle ilgim olmaz ve sadece seyrederdim. Onun için önce ona yattığı yer cennet olsun diyorum. Beni böyle bir mesleğin içinde onun sayesinde girdim ve bana bu imkanı sunan Osman Sedenlere, Orhan Elmaslara inanılmaz bir saygım ve sevgim vardır. Hepsine, Ertem Eğilmezlere. İlk üç filmi bana çekmek için teklif eden Müjde Ara, ilk üç filmi, üç tanesini peş peşe Müjde Ara. Herkese yürekten, sizler benim için hepiniz çok önemlisiniz. Sizleri onun için çok seviyorum. Sen de öylesin.
Ben böyle bir filmi, böyle bir belgeseli yapmaktan da onur duyuyorum. Hayata, ileriye doğru atıyorum. Sizlere anlatmaya çalışıyorum. Benim güzel ablam... Zaten her programın senin belgesel gibi. Seyrediyorum çünkü. Her programın belgesel gibi. Ama sizler öylesiniz de ondan. Yaşantılarınız öyle. Bir arkanıza bakın diyorum. 50 seneniz var, 55 seneniz var. Arka torbanızda o kadar çok şey var ki. Onun için anlatalım, bunları bilsinler. İki filmde görüp de denmesin bu. Neler yaptığını göstermeye çalıştık eldeki imkanlarla. Dolusunuz. Programımızı bitiriyoruz. Bu özel, bu böyle bağlanarak sen evde ben tek stüdyoda birkaç yönetmen ve yardımcılarımızla. İyi ki geldin, iyi ki bağlandın, iyi ki tabii bağlanırım dedin. Benim güzel ablam. Cansın. Tabii ki. Cansın. Canım. Güzelliğin hala güzel. Sen çok özelsin. Seni seviyorum. Binlerce kere teşekkür ediyorum. Ve programımızı bitiriyoruz. Belki söyleyeceğim bir laflar vardır hayata dair. Onu sana bırakayım, öyle kapatayım. Evvela oradaki emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık, sen dahil. Bir de biliyorsun Türkiye ve dünya kötü bir şey yaşıyor. Bir virüsün içerisindeyiz. Ne olduğu belli değil. Bütün vatandaşlara rica ediyorum. Ne olursun korusunlar. Ne olursun kendilerini korusunlar. Aynı fikirdeyim. Biz kendimizi korumazsak kimse bizi korumaz. Aynen. Biz kendimizi koruyacağız. Evet. Söyleyeceğim bu. Güzel günler gelsin inşallah. İnşallah. Ben de herkesin kendisini korusun istiyorum. Çünkü bu tehlikeli bir olay. Tehlikeli bir hastalık. Hayatımızla ilgili çok önemli bir hastalık. Koruyalım, dikkat edelim. Ne istiyorlarsa, neler yapmak istiyorlarsa en azından kendi adlarına dikkat edelim. Toplum için gitmesinler, maskesiz çıkmasınlar. Yani basit şeyler aslında. Ben görüyorum maske burasında. Boynunda maske, ağzına koymuyor. O maskeleri takalım. O maskeleri takalım. Kalabalıklarda bulunmayalım. Ellerini o mesafeleri kuralım. Dikkat edelim. Herkes birbirini seviyor ama sarmaş dolaş işini bırakalım. Artık merhaba diyelim. Gözlerimizle sevgilerimizi anlatalım. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu kötü günler geçecek. Bu kötü günler geçecek. Allah büyüktür. Allah bizi ve canım. Önce ülkemizi korusun. Sonra dünyayı korusun. Herkesi korusun ama önce bizler. Ülkem çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Sağ ol canım. Sevgili seyircilerim, bir Nilüfer Aydan anlatmaya çalıştık. O bizim ablamız, sanatçımız. O bizim dünya güzelimiz. Onu çok seviyoruz. Biliyorum sizler de çok seviyorsunuz. Sevgiyle kalın. Kendinize dikkat edin diyoruz. Efendim haftaya görüşelim. Allah'a ısmarladık.